Sevgili seyircilerimiz, hepiniz Hanende programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine ait olan, Üsküdar'da istirahat buyuran Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin sözlerini hani yazmış olduğu "Neyleyim dünyayı, bana Allah'ım gerek" adlı ilahi ile son çalışmamızda yapmış olduğumuz bir eserdi. Onunla açılış yaptık. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Bizler de hanemize hoş geldiniz. Bizler de sizlerin hanelerinize misafir oluyoruz. Programımızın adı münasebetiyle de böyle bir duygu geldi içime. Her zaman olduğu gibi bu akşam da çok değerli bir konuğum sizlerle birlikte, bizlerle birlikte olacak. Kendisine öncelikle teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Hüsrev Subaşı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum, vakit ayırdınız. Yoğunsunuz. Biliyoruz, yurt içi yurt dışı seyahatler. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı gibi çok ağır bir sorumluluk, çok önemli bir sorumlulukla iştigal ediyorsunuz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? Bayağı yoğun bir geçen günden sonra. Değil mi? Şimdi sizden şu ilahi dinledim, bütün yorgunluk gitti abi. Süslediniz, nurlandırdınız, dinlendirdiniz, uçurdunuz, götürdünüz, gezdirdiniz, indirdiniz. Estağfurullah. Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık. Ecmain inşallah. Büyüklerin duası olsun. Cenab-ı Hak bizleri istihdam etsin. Amin. Cümlemiz inşallah. Hayırlısı. Bu kutlu inşallah. Mübarek yolculukta gerçekten inşallah. Ecdadımız çok, bunu söylemeye gerek yok. Evliyalar, asfiyalar, mübareklerle dolu. Bizler onları seviyoruz.
O yolda Cenab-ı bizi ne kadar güzel bir kültür değil mi? Müthiş yani. Eşi benzeri yok. İlahi mesajları, nebevi mesajları mısraların içerisine musikiye eşliğinde serpil. Üzerine bir musiki elbisesi ve bunu insanların gözlerinden, kulaklarından, gönüllerine indir. Ve o gönüllerinden de günlük yaşam yaşantılarına, hayatlarına yansısın. Doğruluk, dürüstlük, takva, vefa, kadir bilirlik, komşu, insanseverlik gibi davranışlar şeklinde bu güzel duygular, bu inanç temelleri zuhur etsin, izhar etsin insanın günlük yaşantısı. Yani ecdat gerçekten çok çok büyük insanlarmış. Ortaya koydukları kültür. Değil mi? Sırf tek sadece şu ilahi, güftesi ve bestesiyle. Bu kadar olur ya vallahi. Sen isteyene ver. Ne istiyorsan. İsteyene versen anı, bana seni gereksene. Nasıl birleşiyor Yunus'la Mevla Azim Amtidai Hazretleri. Ya. Yani hedefler belirlenmiş, tercihler yapılmış, tavsiyeler yapılıyor. Fakat diğerlerine de pek ilişilmiyor. Yani her biri bir sevdada. Tamam, dünya ahvali. Şimdi çok hoş böyle başladık. Hasbihal hoş geldiniz faslıyla beraber aslında konulara da girmiş olduk. Sevgili hocam, tabii bir gönül sohbeti olsun arzu ediyoruz. Gönülden gelen, öyle de olacak Allah'ın izniyle. Ben şu mesele dikkatimi çekiyor günlük hayatımızda. Kendimden hareketle ben arz etmek istiyorum. Şimdi bir plan yapıyoruz. Günlük programlar yapıyorum. İşte bugün şunu, haftalık programlar, işte aylık falan gibi. Bu programlardan çok küçük bir tanesi bile gerçekleşmediği zaman böyle bir elektriklenme başlıyor. Hatta dozuna göre bir sinirlenmeler oluyor. Programım niye olmuyor, tutmuyor gibi. Sağa solu kırmalar, dökmeler, kalpler kırılmalar, dökülmeler falan. Fakat bilmemiz gereken bir şey daha var diye zaman zaman bu kulluk acziyetimle beraber kaderin geçerli olan bir kader programı işliyor bu kainatta ve her yerde. Bu konu hakkında bizi biraz aydınlatır, bilgilendirir misiniz? Biraz daha rahat edelim yani. Ne tavsiye edeceksiniz? Bu programlar nedir? Bizim programlarımız, insani olarak yaptıklarımız ve denk gelmemesi, yapamamamız halinde nedir durum yani? Valla çok zor bir sorudan girdiniz. Estağfurullah. Nasıl yapacağız yani? Kader ve yani takdiri hüda, bizim hakkımızdaki takdiri ve bizim için düşünülen planı bilmiyoruz. Ve bize akıl gibi bir nimet verilmiş. O nimetin imkanları içerisinde kendi aciz küçük aklımızla kendimize göre planlarımız yol oluyor. Şimdi. Sevdalarımız her birinin bir sevdası oluyor. Onun peşine çeşitli tertiplerle koşuyor onlara ulaşmak için. Ben de şahsen bugün gelirken bu güzel davetinize hani ne konuşsak acaba? Ya dedim Erkan Bey'le bir şey de konuşmadık. Hani bir çerçevede tayin etmedik. Şimdi demek ki bir çerçeve var. Konuşmanın sonunda geriye bakarak bunu anlayacağız. Nasıl bir çerçeve olduğunu. Şu anda biz artık zuhurat kelimesini kullanırlar bizim eski kültürde. Bazen gerçekten o kadar mürettep şeyler vardı ki zuhuratla ortaya çıkandan daha güzel olmaz. Ha mürettep bazen hatta yapmacık da kalır. Mürettep yani tertip edilen, düzenlenen. Bazı kelimeleri şöyle ben olsun, anlayamayabiliyorum. Yani onları şey yapmak estağfurullah, adına. Estağfurullah. Yani şöyle olsun diye planladığınız, maddelere ayırdığınız, bunun için tedbirler aldığınız şey ortaya çıktığı zaman güzel şey olur. Hakikaten tertip bize düşer. Yani düzen düşer. Düzenli olmak gerekiyor. Tabii ki tedbir. İşin esası budur. Fakat benim mesela öyle şeyler vardır. Yani bir yerde bir konuşmaya davet edilmişimdir aziz dostum. Fakat hiç onun için bir hazırlık yapma fırsatım olmamıştır. Ne demek hazırlık yapmak? Genç yıllar için özellikle söylüyorum, daha genç yıllarda. O zaman daha idealist oluyorsunuz, daha tertip düzenli oluyorsunuz. Gidip kitapları karıştırmak, notlar almak, bunları bir plan dahilinde düzenlemek ve kürsüye çıktığınız zaman onu önünüze koyup onun üzerinden gitmek. Buna fırsatım olmamıştır. Akşamdan uykum yoktur, ona bakmaya vaktim olmamıştır, istirahat yoktur ve siz öyle veya böyle kitlenin karşısındasınız ve şimdi konuşacaksınız. Hadi bakalım konuş. Yanımda bir iki kitap falan götürmüşümdür. Arası onun yanına birkaç şey koymuşumdur. İşaret. Şuralardan bakarım falan diye.
Kürsüye çıkmadan evvel ya Rabbi, bir hayır bir şey söylemek için ben buraya geldim. Gerekli hazırlığı da yapmadım, yapamadım. Sen benim halimi biliyorsun. Ne olur burada bu insanlara kötü bir şey söylemeyeyim, yanlış bir şey söylemeyeyim. Bana yardım et ya Allah'ım demişimdir. Kürsüye çıkarken. Ondan sonra işte bir besmeleyle konuyu açıp, ondan sonra konuyu. Yani vakit bitmek üzere diye işaret alarak kürsüden inmişimdir. Bu şimdi enteresan, bu da bir tertip. Bu tertibi hüda. Fakat biz böyle bir zuhura, her zuhuratın güzel gideceği anlamına gelmez. Bize düşen her halükarda ölçmek ve biçmektir. Ayet-i kerime her şeyin bir ölçüsü vardır. Her şey bir ölçüyledir diyor. Günlük namazlarımız bile 5 ayrı vakte bölünmüş olması, her şeyin bir zamanı var. Ve haftalık, değişken olan vakit. Haftalık yani. İbadetin efendim zamanı var. Yıllık ibadetin oruç zamanı var, kuralı var. Her şey bir kuralla. Evvela yani tertipli, kurallı, düzenli olmak zorundayız. Batının doğuyla belki en büyük farkı bu tertip ve düzen konusunda, dakiklik hassas konusunda, yani. Evet, planlı olmak konusunda çok hassas olmasıdır ki Doğu bu konuda biraz daha şeydir. Daha ne geniş. Diyelim, belki yani daha geniştir. Daha geniştir. Belki tevekkül anlayışının, yanlış tevekkül anlayışının getirdiği rahatlık, fazla rahatlık Doğu'yu biraz geri bırakmıştır. Hocam yani, müsaade buyuruyor musunuz? Evet. Bir hatıra, bir ağabeyimin hatırasını, bizzat yaşadığı hatırası hatırıma geldi. Bir yazar, edebiyatçı yazar bir ağabeyim, gençliğinde Almanya'da bir lisan kursuna gidiyor. Bir arkadaşıyla beraber, iki Türk, yabancıların da olduğu. Oradaki kursu, işte sertifika ya da diploma alacaklar, onu bitiriyorlar. İşte 3 ay, 6 aylık bir program. Fakat ara ara biz diyor gecikirdik derslere. Gidemezdik vesaire, işte imkansızlıklar vesaire. İşte o sürenin 3 ay 6 ayın sonunda sertifika dağıtılacak. Hoca işte Alman hocamız geldi. Sınıfta işte 20-30 kişi, işte herkesin ismini söyleyip diplomalarını, sertifikalarını veriyor. Bize gelince sıra bize vermedi. Siz bekleyin demiş. Herkes çıkmış. Bu ağabeyimiz arkadaşıyla beraber gitmiş. Hocam niye falan demiş. Sizin yok. Siz bir ay daha devam edeceksiniz yaklaşık. Hayırdır hocam biz ne yaptık? Bakın demiş, siz Müslümansınız üstelik. Zaman sizde daha önemlidir. Siz namaz kılıyorsunuz. Namazın bir vakti var. O dakikayı geçirirseniz namaz olmuyor. Hatta bu vakit her gün değişiyor. Şimdi sen bugün akşam namazımızı kıldığımız vakitle yarınki akşam bir değil. Dakikalarla uğraşıyoruz biz aslında Müslüman olarak. Bu kadar intizamlı olmanız gerekirken diyor ki bunu diyen bir Alman. İlginç. Bu yüzden sizi cezalandırıyorum. Derslere geç kaldınız. Evet. Şimdi bu tabii ibret verici bir durum. Dolayısıyla asıl kainatta sistem saniyelerle, saliselerle işliyor. Tabii hani o gençlik yıllarında sizin hesaplar, kitaplar tabii birike birike, aslında bu tedbirsizlik ya da hazırlıksız anlamında değil. Hayat boyunca bir hazırlık söz konusu diye düşünüyorum. Şimdi sizi dinlerken yine değerli hocam, Fatih Camii Şerifi'nin restorasyonu hatırıma geliyor. O konuda biraz sizden bilgi almak istiyoruz. Çünkü zuhurat değil, orada milimetrik hesaplar, ince hesaplar, düşünceler, madde ve mana hesaplarının iç içe girdiği bir hadisedir diye düşünüyorum. Biraz ondan bahsederseniz başlık olarak arz etmek istiyorum. Zuhurat dedik ya. Bir de İtalya, yakın zamanda geçmişteki, geçtiğimiz günlerdeki İtalya ziyaretinizden bize bahsederseniz. Ecnebiler bu tarih bilincini nasıl değerlendiriyorlar, nasıl diri tutuyorlar? Bu konulardan da bahsederseniz, eğer başka konularda varsa bahsetmenizi istirham ederim. Ancak müsaade buyurursanız ben böyle ara ara musiki ile ruha biraz nefes aldırmak arzu ederim. Eyvallah. Cenab-ı Hak nasip ederse. Müsaade var mı? Estağfurullah. İstifade ediyoruz. Estağfurullah. Efendim içinde bulunduğumuz vakit itibariyle de Hazreti Pir'i, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni o Şem-i Ruhuna Cismimi Pervane Eyledim adlı muhteşem eseri, Sultan Veled'e ait olan eseri buyursunlar arkadaşlar. Thank you.
Kabul etsin efendim. Büyüklerin duası olur inşallah. Mevlana, Hazreti Pir, bütün dünyaya düşünceleri, fikirleri, hayatı. 740 yıl geçmesine rağmen ardından, değil mi? Bu vefat mıdır ya? Hala yaşıyor. Yaşıyor. Ne kadar güzel. Aşkı, dinin özünü, tasavvufun özünü. Allah'ı seviyor olmanın, Allah sevgisine talip olmanın ruhunu, neşesini, feyzini, tadını. Şimdi anlamasak da binlerce Farsça şiirin mısralar arasına yerleştirmiş. Ve bütün dünyayı dolaşıyor. Kaç dile çevrilmiş Mesnevi, binlerce mısra. Ve hala ışık saçıyor bütün dünyaya. Sadece Konya'ya, Türkiye'ye değil. Tevafuk ki Şeb-i Arusu günlerinde bulunuyoruz. Böyle bir niyetle buraya gelmedik. Hani Hazreti Mevlana'yı konuşmak değil amaç ama yani takdirden ötesi takdirde olmuyor. Değil mi? Ne güzel bak. Hoş, zuhurat götürüyor. Planı götürüyor. Niyet çok önemli değil mi sevgili hocam? Yani niyeti düzgün tutmaya çalışmak çok önemli. O evet. Belki niyet biz... hayır, akıbet hayır diyorlar. İnşallah. Aşıkın nesi var ise maşuka fedadır. Ben orada bitiyorum ya. Erkan ya, abi. Bitiyorum ya. Evet abi. Nesi var ise. Yani abi aşık mısın değil misin? Abi aşıkım diyorsan o zaman bunun tezahürünü görmemiz lazım. Yansımasını görmemiz lazım. Ben sana aşığım ama bunları sana veremem. Bunlar benim. Yok abi böyle bir şey. Yok öyle bir şey abi. Ya. Ya.
Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eleyelim, ol ne senindir ne benim diyor. Yani neler var? Yani aşk hakikaten, aşk yoksa, abi ibadetin de tadına varamıyorsun. Kulluğun tadına varamıyorsun. Aşk yoksa hayatında ya her neyin var ki? Sadece aşk yok. Her şeyin var. Sevgi yok abi. Ne yarar? Cebinde paralar dolu, sayısını bilmiyorsun bankalarda. Rütbelerin, yıldızların, ünvanların hepsi var. Ordunar profesörsün, generalsin, şusun busun. Tamam mı abiciğim? Yüksek mevkilerdesin. Dünyalık adına ne istersen hepsi var. Abiciğim sevgi yoksa eğer, bu donanımlar ne ifade eder ya? Sevgisi olmayandan daha fakiri var mıdır? Mümin kardeşini diyor, yarım hurmayla da olsa cenneti kaçırma hadis-i şerif. Yarım hurmayla da olsa ne demek yani? Ya hiçbir şeyim yok. Bir hurmam var ya, bir tane hurma. Bundan mı bölüşeceğiz? Evet, onu da bölüşeceksin. Kardeşinle bunu paylaş. Eğer o dahi yoksa diyor, mümin kardeşine tebessümle bakman da sadaka gibidir. Abi tebessüm nerede olur? Hangi çehrede olur tebessüm abi? İnanç varsa, o inancın beslediği ve o inancı besleyen sevgi varsa, odur yansıyan yüzden tebessüm şeklinde aslında. Yoksa insan niye güler? Gülmek, tebessüm gülmenin de çok tatlı bir tonu. Kahkaha değil. Gülme de tam değil tebessüm. Karşıdaki insana sürekli selam verme hali gibi bir şey. Benden sana zarar gelmez, ben senin iyiliğine duacıyım. Gözüm kardeşim diyen bir çehre. Şimdi insanlar tabii inanç zayıflayınca dünyevilik hırsı ciğerlerimize, damarlarımıza kadar çökünce sürekli stres, sürekli koşturmaca, birbirini kovalayan hırslar, bitmeyen hırslar insanın yüzünde ne tebessüm bırakıyor ne bir şey bırakıyor. İkisi bir arada olmaz. Sonra aşk insanın aklına gelmiyor. Aşk kelimesi çok fazla kullanılan bir kelime. Biraz yıpranan bir kelime. Aşk nedir? Biz gerçek aşktan bahsediyoruz tabii. Yani tabii hani karşılık beklemeden sana iyilik yaptıran, kainatı tefekkürle seyrettiren, böceğe, çiçeğe dahi ruhundan selam verdiren bakış, bu bakışı sağlayan sevgi. Müthiş bir şey bu yani. Bizim Marmara İlahiyat'ın eski bahçesinde bir gün binadan çıktım. Öteki binaya doğru gidiyorum. Yolun kenarını, bazen bunu anlatırım. Küçük çayırın üzerinde incecik bir gelincik. Ya böyle hızlı tempoyla insanların günlük hayatta böyle işlere bakacak vakti yok. Geçerken, dersten de yorulmuşum, şöyle bir baktım, bir fotoğraf zihnime girdi. Ondan sonra arkadan dur dedim. Dur dedim ya, biraz dur. Şeye bakıyorum, gelinciye. Biraz daha yaklaştım, azıcık daha yaşladım, çayırın içine basarak girdim. Ya eğildim, ya güzelim dedim ya. Senin burada ne işin var dedim. Şöyle, yani 8-10 metre, 10-15 metre... Karelik, etrafı yüksek yeşilliklerle örülmüş duvar gibi. İçinde, içerideki çayırda bir tane gelincik. Sen burada dedim, ne yapıyorsun kardeşim dedim. Sana bakan var mı dedim ya. Sana selam var mı? Ya. Sen kime mektupsun gözüm dedim ya. Bu incecik böyle bir santim, bir milim narin bir gövde, şöyle aşağı yukarı 40 santim gibi, kopacakmış gibi yaprak. Nasıl ayakta duruyor? İçinde ya. Tel falan yok. Ucunda da biraz dikkatli bakarsanız güneş ışıkta iyiyse tüyleri de görüyorsunuz. O bir milim gövdenin üzerinde tüycükler var Erkan abi. Evet abi. Evet. Onun üzerinde bir patlamış böyle yapraklar kıpkırmızı. O ne kırmızıdır o. O ne kırmızıdır.
Ah canım dedim benim, sana merhaba dedim. Nasılsın, iyi misin? Şimdi tabii içimden böyle konuşuyorum. Ne konuşsam beni götürürler. Tabii öğrenciler der ki eyvah bizim hocanın ya, dersi gitti. Uzun sürdü, hocamıza ne oldu? Bu sanatla uğraşan bir tahtası eksikti evet. Zaten. Hoca tamamen gitti diyecekler. Ama Erkan abi şimdi işin bir tarafına bakalım. Yani hakikat kainatta lazım. Hiçbir şey maksatsız değildir, amaçsız değildir. Bir şey varsa onun bir muhatabı vardır. Yani şu o bir mektup gibidir. O yazılmış bir satır gibidir. Ve siz dediniz ya muhatap etmiş bizi diye. Abim inanın ben yani dedim bu niçin var, kimin için var? Ben gördüm onu elhamdülillah. Bir muhabbet ona izhar ettim. Herhalde manen hissetmiştir. Ben daha evvel bir çiçek şeyi görmüştüm. Bilim Teknik dergisinde takriben 20 yıl evvel bir sayısında çiçekler üzerinde şey yapmışlar, deneme yapmışlar. Çiçeğin gövdesinden bir kablo, bir alete, ibre efendim. Hı hı. Öteki bir başka çiçek. Hı hı. Çiçeğin bir tanesi mesela sizin, öyle diyelim. Hı hı. Öteki de benim çiçek. Sizin çiçek beni tanımıyor. Ben de onu bilmiyorum zaten, getirilmiş deneme üzere. Ben sizin çiçeğe diyorum ki mesela, sesle söylüyorum yani. Ben diyorum seni koparırım ha diyorum. Abi sizin ibre oynuyor. Sizin çiçekten gelen ibre oynuyor. Ve ben öteki benim çiçeğe bunu söyledim ama oynamıyor. Çünkü o benim koparmayacağım biliyormuş gibi. Ben mealen anlatıyorum. Buna benzer bir deneme yapılmış. Abi o zaman bütün mesajlar bütün muhataplara gidiyor demektir. Gidiyor. Yani bu sözümü eleştirel yaklaşabilirler bazı dinleyicilerimiz. Ama ben şurada şuraya getireyim sözü, buraya getireyim daha iyi anlaşılmak babında. Kainatta hiçbir şey, taş, su, çiçekler, ağaçlar, böcekler hiçbir tanesi anlamsız ve amaçsız değildir. Rengiyle, varlığıyla, ömrüyle, etkileriyle mutlaka bir muhataba mektup gibidir. Ve bu muhatap insandır. İnsandır. Başka da muhatap. Ve göz odur ki hakkı göre. Ya. Eğer göz Allah'ın kainatta lütfettiği güzellikleri görmüyorsa, göremiyorsa abi başta başına taşınıyor demektir. Zulüm oluyor ya Rabbi. Kulak, bu ağırlığı evet. Kulaklar eğer güzel sesleri duymuyorsa, şimdi arkadaşlarımız sazende heyeti o güzel nameleri lütfettikleri zaman sizi ve sizin gibi arkadaşlarımızı dinlediğimiz zaman eğer kulaklarımızdan gönlümüze bir şey inmiyorsa beyhude. Abi o zaman ya kulakta sorun var ya gönülde sorun var abi. Tabii. Ya güzellikler yani güzel sesleri duymak içindir kulak. Ve gönül oradan beslenir. Yani gözden, kulaktan ve insan işte hayvan olmaktan insan olmaya, aşık olmaya böyle ulaşır, böyle gider. Hamdolsun öyle. Yani bunları... o çiçekle bir merhabam var yani. Memnun oldum. Deftere yazılmıştır herhalde. Amenna. Bir virgül ile bir bakın çiçek dediniz sevgili ağabeyim. Bülbül ilahisi var. Ötme bülbül, ötme bülbül. Derdime dert katma bülbül. Benim derdim bana yeter. Bir dert desen katma bülbül. Müsaade eder misiniz o ilahi okuyalım? Estağfurullah. Buyursun. Bülbül kim bilir hangi çiçeğe ya, ötüyor? Kim evet. Bilir? Bülbül, ötme bülbül, ötme bülbül, der.
cemalin bak derken cihanda mislin yok derken seher vakti hak hak derken bizi de Hazreti Mevlana'nın Hakk'a yürüyüşünde Şeb-i Aruz, benim düğün günüm hatırıma geliyor abi, sevgili hocam sizi dinlerken. Yani nasıl bir hayat ki umumiyetle günümüzde insanlığın ölümden dört nala kaçtığı, ölüme genç kalmak için eli taklalar attığı bir zamanda, bir anlayışta. Reklamlar, neyse böyle kerih ya da nahoş şeyleri misal etmek istemiyorum. Nasıl bir hayat yaşanmış ki Rabbe kavuşmayı düğün günü olarak ifade edebilmişler. Edebilmişler. Yadında mı doğduğun zamanlar? Ya. Sen ağlıyordun, gülerdi alem. Bir öyle ömür geçir ki mevtin sana olsun hande aleme matem. Ya. Sen diyor hatırlıyor musun doğduğun gün diyor sen gülüyordun. Etrafındakiler sen ağlıyordun doğduğun gün. Etrafındakiler sevinçten gülüyorlardı. Öyle bir ömür geçir ki sen göçerken diyor sen bu sefer gül etrafındakiler ağlasın. Gülerek giden düğüne gidiyordur zaten. Değil mi? Sevinçle, iştiyakla, bilerek, severek evet. gidiyor. Evet. Sevgili Hüsrev Subaşı ağabeyim, büyüğüm, hocam. Veysel Karani deyince içinizde neler husule geliyor? Yani ne anlamalıyız? Nasıl bir ben sadakat timsalidir? Şöyle gireyim. Efendimizin binlerce selam olsun İstanbul arzında, Medine semalarına, toprağına, huzuruna. Efendimizin çeşitli ödüllendirme, teşekkür şekilleri vardır. Aslında hepimizde vardır bu. Birisine teşekkür etmek istediğin zaman gider, o kişinin pozisyonuna bağlı olarak o çeşitli derecelerde hediyeler satın alırız, götürür, hediye ederiz. Ama sizinle bir şey konuşurken, şevke gelip, heyecanı gelip, kalkıp ceketimi size hediye etmem. Bu çok özel bir şeydir. Çok özel. Çok özel bir şeydir. Hele bu eğer Efendimizse, onun gömleği, hırkasının birisine hediye edilmesi çok anlamlı. Kainatta tek o. Yani evet, tek o. O hediye çok özel, tek o. Bir şey. Efendimizin hırka hediye ettiği iki zat vardır. Bir tanesi Kâb ibn-i Züheyr. Bu daha evvel Kâb ibn-i Züheyr. Kâb ibn-i Züheyr. Bu zat daha evvel İslam'ın aleyhine şiirler yazan bir zat. Allah Allah. Fakat işe bakınız ki hidayet gönle düştüğü zaman her şey değişiyor. O rahmet damlası bütün davranışlar değişiyor ve Efendimiz Müslüman oluyor. Efendimiz'e bir şiir yazıyor. O şiir Kaside-i Bürde diye meşhurdur. Efendimiz'in o kadar hoşuna gidiyor ki kalkıyor, hırkasını çıkarıyor, ona hediye ediyor. Bu hırkayı sen giy artık. Bu Yavuz Sultan Selim'le beraber Osmanlı sultanlarının eline geçen mukaddes emanetler arasında, bugün Topkapı Sarayı'nda, Ramazan aylarında özel ziyarete açılan hırkayı saadet odur. Zaten Topkapı Sarayı'nın hırkayı saadet
en öz yeridir, çok özel yeridir. Orada sultanların bile nasıl hareket edeceği, nasıl yürüyeceği, ne yapacağı, ne konuşacağı belirlenmiştir. Bağlanmıştır. Evet. Ve orada Yavuz'dan beri, Büyük Sultan Yavuz'dan beri 24 saat, günün 24 saati Kur'an okunur. Hiç bitmeksiz. Evet. O hırka, o hırkadır. Kâbe, Hazreti Kâbe verilenlikadır. Bu bir anlamda sanatkâra, sanatını ya. Hayır istikametinde, pozitif değerler istikametinde kullanan, konuşturan sanatkâra peygamberin biçtiği değerdir. İslam'ın bakışıdır. Sanat, hangi sanat? Nereye kadar? Hangi amaca? Sanat amaç mı, araç mı? Kâbe verilen, Hazreti Kâbe takdim edilen o hırka ya böyle bakarım aczane. İki, Hazreti Veysel Karani, Veys el Karani'ye hediye edilen hırka. Onu da anne sevgisine biçilmiş hediye olarak görürüm. Annesiyle beraber Efendimiz'i görmeye ve İslam'a onun huzurunda kelime-i şehadet getirmeye niyetlenerek yola çıkmış anne oğul, anne çocuğunun sırtında efendim kilometrelerce mesafeyi yürüyerek geçiyorsunuz ve geliyorsunuz efendim. Anne artık gidecek halde değil, onu uygun bir yere bırakıp Efendimizin evine gidiyorsunuz ama bakıyorsunuz ki Efendimiz seferdiler, dışarıdalar, yoklar. Annenin bekleme süresi mahdut. O rahatsız. Şu kadar beklersen Efendimiz dönmüş olacaklar cevabını alır ama o kadar anneyi tutamaz. Ve tabii Efendimiz'i göremeden döner. Annesini alarak döner. Hazreti Veysel Karani'nin hikayesini aşağı yukarı bu mealde hepimiz biliriz. Bu tabii anneyi biraz daha orada kendi haline artık ne haldeyse bırakmayı göz önüne alsa Efendimiz'i görecek. Ya bu kadar kilometreyi Efendimiz'i o Peygamberler Sultanı'nı görmek için zaten kat etmişsin. Ama orada anne sevgisi öne çıkabiliyor. Halbuki peygamber aşkı Allah'a bağlılık gibi tabir caizse şirk kabul etmemeli. Hiçbir şeyiniz size benden daha sevimli olmamalı. O yüzden sahabe efendimiz yeter. Anam babam sana feda olsun evet. Ya Resulallah diyebilmişlerdir. Bu canı gönülden. Bu şey meseleyi açıklıyor. Hiçbir evet. Şey peygamber sevginin önüne geçmemeli mümin için. Ne rağmen? Ama buna rağmen o efendimize beklemeyi bıraktı. Rahatsız olan, kendisi için gelmediği için tedirgin olacak olan annesine koşmayı tercih etti. Burada biz hani böyle bir olayı değerlendirelim hadi desek eğitim amaçlı bir zeminde. Bize değerlendirme fırsatı bırakmıyor Efendimiz. Bu hırkayı Veysel'e vereceksiniz. Veysel Karani'ye vereceksiniz. Hazreti Ömer döneminde Efendimiz'in vasiyeti yerine getiriliyor ve hırka Veysel Karani'ye veriliyor. Bunu da diyorum anne sevgisine biçilmiş bir hediye gibidir. Zaten o demiyor mu, o buyurmuyor mu cennet anaların ayakları altındadır. Amin. İnşallah. Yani bu zahmeti... Karşılıksız bir fedakarlık. Bu zahmet, işte bunun karşılığını Efendimiz el cenneti tahta akdamül ümmahat diyerek bitirmiş. Yani bu çileli ömrü sabırla her şeye rağmen dünyayı güzelleştirerek, ailesini güzelleştirerek, çoluk çocuğunu güzel yetiştirerek, kocasını mutlu ederek, etrafını, komşuları, insanları, hep bütün onun insanlara pozitif değerler dağıtmaya çalışarak, bütün bu zahmetlerin içinde altında ezilmeden dik ve mutlu kalmayı becererek hayatı böyle tamamlayana diyor. Allah cennet, o cennete girer demiyor. Cennet onun ayakları altındadır diyor. Nasıl abi, müthiş bir şey bu abi. Tahtı akdamül ümmahat. Yani annelerin ayakları altındadır. Bu çok farklı bir ifade. Annelerimizin ellerinden ayaklarından öpüyoruz efendim.
Veysel Karahani değil mi? Bu gelir. Sevgili hocam, evet, büyüğüm ve ağabeyin. Estağfurullah. Kabul buyurursanız böyle bir küçük hediyemiz var. Bugün hatırası. Programımızın sonuna geldik. Biz tabii devam ediyoruz ama zaman bitivermiş. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdınız ve geldiğiniz için. Estağfurullah. Bizim acizane çalışmalarımızdan. O kadar güzel. Mehmet Akif Soyak, saygıyla Erkan Mutlu. Evet. Akif. İnşallah. Merhum Akif'in eserleri. Huzurla zevkle dinleyeceğim inşallah. İnşallah hayırlara vesile olur. Kabul buyurun. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Hane halkınıza, öğrencilerinize selamlarımızı arz ediyoruz. Allah razı olsun. Dua bekliyoruz hocam. İnşallah tekrar görüşebilmek ümidiyle sözlerinizi alabiliriz. Söylemek istedikleriniz varsa veda babında. Fatih ve İtalya ile ilgili bir soru vardı. Artık o bir başka programa kaldı. O başka bir kaldı. Zaman. Nasip böyleymiş. Ben biraz evvel bir bülbül konuda ilahi okudunuz. Dini musikide söz sahibi arkadaşlar çok güzel bir eğitim alarak yüreklerini güzel sesleriyle konuşturan arkadaşlar bana bülbül gibi geliyor. Zat halinizde onlardan bir tanesi. Estağfurullah. Sakın bunu iltifat gibi kabul etmeyin lütfen. Bunu hakikaten büyük hamd etmek lazım. Elhamdülillah. Allah bizi başka bir işte de istihdam edebilirdi. Ve siz yanık ve içten gelen güzel duygularla ne kadar böyle güzel parçaları okursanız insanları süslersiniz, ruhlarını süslersiniz, gönüllerini süslersiniz. Ve derim ki Allah yüreğinizdeki bu ateşi hiçbir zaman söndürmez. Amin. Duamız öyle. Allah razı olsun. Rabbimize hamdü senalar olsun. Sevgili hocam, abim, Hikmet abi programımızdaydı. Kendisinden öğrendim. Çok hoş bir şey. Hoşuma gitti. Böyle konuşurken bir zat böyle yapıyormuş. Sonra ifade etti. Sormuşlar bu zata. Ya size böyle konuşurlarken siz nedir yani bunun anlamı falan. O zat da demiş ki ya Rabbi sen benim ne mal olduğumu biliyorsun. Şu kulunu yalancı çıkar. Bu çok hoşuma gitti. Yani Rabbim kabul buyursun. Tesir Allah'tan, Rabbimizden. Her şey onun elinde. Benim de kalbimdeki dua eyvallah, gerçekten eyvallah. Böyle. Allah benim son nefesimize kadar bizleri hayırlarda istihdam etsin. Sevgiler. Saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum eyvallah. Sayın hocam. Eyvallah. Sevgili seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Yine güzel bir ilahi. O Karanlı Üveys ilahisi. Üveys el Karani, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olalım. Mutlu kalın efendim. Sağ olun. Hurma dağından hırkası var idi.
Veysel Karani Yemen çöllerinde Veysel Karani.